Dostlar böreğimiz çok harika olmuş. Şimdi böreğimizi şöyle birazcık soğusun keselim. Bu arada şöyle şuraya bırakalım. Güzelce de mis gibi soğusun. Of harika olmuş. Sevgili dostlar bakın baklava yufkasından nasıl börek yapılır bugün size göstereceğim. Önce sosunu hazırlayalım. Yumurtalar kaçıyor. Önce yumurtalarımızı kırıp şöyle bir kasemizin içine koyalım. Sonra bir bardak sütümüzü de ilave edelim. Ve güzelce bir karıştıralım. Çünkü tepsimiz küçük olduğu için bu kadar sos yeter. Bu sosumuz. Bakın bir demet maydanozumuz var. Ne maydanozu? Ispanak. İnce kıyılmış ıspanağımız var dostlar. Köklerini aldım. 250 gram kadar da kaşarımız var. Böyle. Şurada parça kaşarlarımızı da koyuyorum. Üstüne. Sonra biraz pul biber koyuyorum şöyle. Biraz tuz koyuyorum ama dostlar lütfen siz tuzunu çok atmayın. Çünkü peynirin tuzu yeterli geldi bana. Sonra birazcık maalesef burada yağımız bitmiş. Şimdi şöyle hemen birazcık da yağ gezdiriyorum. Güzelce nem harika bir yufkadan size hazır bir börek yapacağım. Şimdi bunu karıştırıyorum şöyle bakın. Harika bir içimiz oldu. Çok pratik. Evet, çok pratik, çok güzel ve çok çabuk bir börek. Şimdi bunu da buraya alıyorum. Ve sıra geldi buna. Şöyle tepsimizi yağlamak için şöyle biraz yağ gezdiriyorum. Ve fırçamızla yağlıyorum. Neyi kontrol ediyorsun anne? Islak mı diye kontrol ediyorum. Hı hı. Baklava yufkası olunca. Evet. Şimdi 4 tane yufkamızı şöyle seriyorum dostlar. Bakın. Ve bekle. Bakın dostlar bu şekilde. Birazcık yağlardan sonra biraz da ne yapıyorum? Hazırlamış olduğum sosumdan şöyle bir gezdiriyorum. Sonra da fırçayla güzelce de her yerine gezdiriyorum böyle. Tamam. Bakın hem basit hem de çok kolay. Bakın içimi koyuyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz dostlar. Önce sosumuzu birazcık yağımızı döküp fırçamızın yardımıyla her yerine değdireceğiz. Kuru yer kalmasın değil mi yani? Çünkü yağı sıvı yağ değil. Susuz çiçek yağı, bitki yağı olarak kullanıyorum dostlar. Siz de nasıl istiyorsanız evinizde neyiniz varsa o şekilde kullanabilirsiniz. Bakın çok basit ve çok kolay. Gerçekten mükemmel bir börek olacak. Bu şeyimiz olacak. Gerçekten mükemmel bir börek olacak Allah izin verirse. Şimdilik böyle. Bu sonu da sarıyoruz.
Şöyle yapalım da sosumuz kaçmasın, değil mi? Ha. Öylece tamam. Şimdi doğru. Doğru fırına. Ama nasıl fırına vereceğiz dostlar? Şöyle sosumuzun içine birazcık yağ dökeceğiz, bir kaşık kadar. Ve karıştıracağız. Ve şöyle üstüne gezdireceğiz bunları. Şu şekilde. Bolcana sosla şöyle evet ve harika oldu. Şimdi şurasına değmemiş, haksızlık. Fırına doğru yolculuğumuz başladı. Evet, fırına doğru yolculuğumuz başladı. Dostlar böreğimiz çok harika olmuş. Şimdi böreğimizi şöyle birazcık soğusun, keselim. Bu arada şöyle şuraya bırakalım. Güzelce de mis gibi soğusun. Of, harika olmuş. Bakın dostlar, böreğimiz çıtır çıtır ve harika oldu. Bir de şuradan keselim. Sulu sulu, üstü çıtır çıtır, harika bir börek oldu. Şöyle koyalım ve bakın şu güzelliğe, bakın harika, çok güzel. Bakın çıtır çıtır ve çok güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.